Teori böyle, pratikte ne oluyor? Kocasından 17 yıl şiddet gördü. Boşanma davası açtı. Dava 5 yılda bitmeyince adliye önünde eylem yapıp "boşayın beni" diye haykırdı. O kadının sesini bakanlık duydu. Davasının takibi için uzman görevlendirdi. Ben 17 sene şiddet gördüm. Sıcak su döküldüm, yakıldım. Kolum kırıldı, kabloyla dövülerek hastanede yattım. Bu dehşeti ona yaşatan adamdan 5 yıl boyunca boşanamayınca adliye önünde eylem yaptı. Beni bu adam sürekli tehdit ediyor. Zannediyor ki ben hala onun karısıyım. Sesini Adalet Bakanlığı duydu ve devlet desteği verdi. Hiçbir şey olmamış Fazlettin. Hiçbir şey yaşamadım. Ben bu adamı sevmediğim için ayrılamaz mıyım? Meryem Karalök iddiaya göre iki çocuğunun babasından, kocasından yıllarca şiddet gördü. Koruma kararı çıkarttı, panik butonu kullandı. Kurtulmak için boşanma davası açtı. Ama o dava 5 yıldır sonuçlanamadı. Ablacığım 5 yıldan beri duruşma sürüyor. Dünya kadar duruşmam var, dünya kadar dayak raporlarım var, tehdit kararlarım var. Panik butonu kullandığım her şey var. Ama buna rağmen yine de hakimler neymiş, affetmişim, şahit yokmuş. Bu adamın korkusundan kimse şahitlik yapmak istemiyor. Meryem Karalök'te soluğu elinde bu pankartla Adana Adliyesi'nin kapısında aldı. Ben boşayana kadar ben buradayım ablam, hiç gitmeyeceğim buradan. İsterse beni kelepçelesin. Artık korkmuyorum, utanmıyorum, çekinmiyorum. Sesini önce kadın dernekleri duydu. Eylemine destek verdiler. Bugün de Adalet Bakanlığı ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Adli sürecin yakından takip edilmesi ve yaşadığı sorunun çözümüne katkı sağlanması için birebir uzman görevlendirildi.